%65'lik gerilemeye işaret ediyor. Rakamlar böyleydi sevgili izleyiciler. Şimdi detayları konuşacağız. Piyasalar günün ilk yarısını nasıl kapattı? OPEC toplantısı öncesinde beklentiler ne yönde? İkinci seansa hangi beklentileri taşıyoruz? ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Arda Coşar'la konuşacağız. Sayın Coşar merhaba, Paranın Seyrine hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Günün ilk yarısını nasıl kapattık? Önce piyasalardaki son rakamların değerlendirmesiyle başlayalım ve tabii ikinci seansta bizi neler bekliyor? Günün ilk yarısını Almanya tarafında işsizlik oranı verileri açıklandı. Beklentiler olumlu geldi. İşsizlik oranı gerilediğini gördük Almanya'da ve işsiz sayısındaki değişimin daha fazla olduğunda işsiz sayısının daha fazla gerilediğini gördük. Ve bu kapsamda Euro bölgesi borsalarında yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Yurt içi ise yatay bekleme sürecinde şu anda. Çünkü hızlı bir yükseliş sonrası bir konsolide, gün içi bir konsolidasyon görüyoruz. Yukarı başlayan sert hareketler görünmüyor. Şimdi daha geniş kapsamda bakarsak dünyada küresel düzeyde enflasyon oranları oldukça düşük vaziyette. Bunun üstüne de tabii Euro bölgesi Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası parasal genişleme operasyonları yaptılar. Çin Merkez Bankası faiz indirdi. Şimdi dünyada hem enflasyon oranları düşük hem de likidite bolluğu varken küresel düzeyde özellikle Euro bölgesinde tahvil faizleri aşağı yönlü hareket ediyor, düşüyor. Tabii bu Türkiye'de olumlu etkiliyor ve Türkiye'de de tahvil faizleri aşağı yönlü düşüyor. Dolar tarafına bakarsak da son dönemde dünyadaki risk iştahına bağlı, risk iştahına artışa bağlı olarak doların gerilediğini görüyoruz ki olumlu ABD verileri dolar lehine fiyatlanmazken olumsuz ABD verileri doların aleyhine fiyatlanıyor. O yüzden dolar TL'li bir düşüş var. Bu iki faktör bir araya geldiği için borsada son iki hafta özellikle yukarı yönlü hareket gördük. İyimser seyir şu an devam ediyor. Ancak önemli seviyeleri gelmiş durumdayız borsada. 84.500 seviyesi önemli. Yaklaşık olarak 2014 yılının zirve seviyesi olan direnç seviyesi orası önemli. Eğer bu hafta oraya yukarı yönlü kırıp üzerine kalabilirsek borsada yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 84.500 kıramazsak da bir miktar kar realizasyonu görebiliriz. Dolar TL tarafında ise dediğim gibi olumlu ABD verileri doların lehine fiyatlanmazken olumsuz ABD verileri doların aleyhine fiyatlanıyor genelde. O yüzden aşağı yönlü eğilim hakim. Yani baktığımız zaman yaklaşık 20 haftalık hareketli ortalama seviyesi olan 2.20.80'ine test etti ve kıramadı orayı şu an için. Orayı izlemeye devam edelim. Eğer ki 2.20.80'i aşağı kırarsa dolar TL aşağı yönlü trendi devam beklenir. Arda Coşar, teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Arda Coşar'dan günün rakamlarının değerlendirmesini aldık ve kritik eşikleri öğrendik. Veri akışının yoğun olduğu bir gündeyiz. Hem Avrupa'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli veriler var. Bunun yanı sıra az önce de altını çizdiğimiz gibi başlıklardan biri de petrol fiyatları ve OPEC toplantısı. İç gündeme dönelim. Türkiye ekonomisinin satır başlarıyla devam edelim. Merkez Bankası finansal istikrar raporunu açıkladı. Bu raporda Merkez Bankası yeni adımlar atabileceğinin de sinyalini verdi. Bu sinyallerin ve başlıkların en önemlisi ise zorunlu karşılıklarda ayarlamaya gidilmesi. Öte yandan Rusya